Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz yeni bir PUBG Mobile videosuyla Gamer Baba'nız karşınızda Bugün sizlerle birlikte Game Loop genel ayarları göstereceğim Oyun içi ayarlar, grafik ayarları Bunlardan küçük küçük bahsedeceğim Yani aslında PUBG Mobile emülatörden oynarken Hangi ayarları kullanıyorum Bunları size göstermek istiyorum Çünkü birçok arkadaş yorumlarda bahsetmiş Abi görüntü ayarı nedir söyler misin Abi ekran DPI'nin kaç Söyler misin? Abi mouse DPI'nin kaç söyler misin? Ben de bunların hepsini ortadan kaldırmak maksadıyla kendi ayarlarımdan bahsedeceğim. Ve tabii bunları anlatırken de sistem gereksinimlerinin hepsini tamamını açıklamalarda mutlaka size belirteceğim. Videoya geçmeden önce hala kanalımıza abone olmadıysan abone olmanı, videomuza like atıp aşağıdan abin için güzel bir yorum atmanı bekliyorum. Bu arada eğer soruların varsa bana danışmak istediğin bir konu olursa Discord'a gelip bana ekran görüntüsüyle, ekran resimleriyle veyahut da arama da yapabilirim. Müsait olduğum süre zarfı boyunca herkese elimden gelen desteği fazlasıyla veriyorum. Arkadaşlar şimdi ayarlara geçmeden önce öncelikle GameLoop bilgisayar nasıl indirilir? Yani kısa kısa anlatacağım bunları. Google'a geliyorsunuz arkadaşlar. GameLoop indir zaten geliyor. GameLoop.com'dan GameLoop'u bir indiriyoruz. Buradan direkt. Ha bu arada şeyi soruyorlar. İşte abicim ben masa üstüne şuraya masa üstüne PUBG Mobile gelmedi nasıl yaparım? Arkadaşlar özel bir ayar yapmadım kesinlikle. Buradan indiriyorsunuz. Direkt zaten PUBG Mobile simgesi masa üstüne geliyor arkadaşlar. Buradan oyunumuzu indiriyoruz. Bu arada benim yaptığım bu ayarlar 2.0 güncellemesiyle birlikte yaptığım ayarlar merak edenler olursa. Evet bunu yaptıktan sonra Game Loop oyun dışı ayarlarımdan bahsedeceğim. Daha sonra oyuna geçeceğim. Asıl size göstermek istediğim şeyler oyun içinde. Şimdi bana ekran DPI'mi soranlar için buradan hangi ayarları kullandığımı kısaca gösteriyorum. Bakın böyle. Biraz kalıyorum ekranda. Motor ayarları bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ekran DPI'm 480 bu arada. Çözünürlük ayarlarım 1920x1080. Bunu tabi nasıl tespit edeceğinizi de kısaca göstereyim arkadaşlar. Evet, ekran çözünürlüğü buradan görüyorsunuz. 1920x1080. Ben bu arada Windows 11 kullanıyorum. 1920 1080 önerilen burası. Buna göre yaptım ben ayarımı. İşte kayıt yazdım ses kanalım, işte o Sesin çıkış noktası falan buradan ayarlıyoruz. Başka gösterebileceğim bir şey yok burada. Burası da grafik kartıma göre yapmış olduğum ayarlar arkadaşlar. İşte HD 1080 ekran kartıma göre HD oynuyorum. İşte FPS 90 gibi gibi. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Burayı kısa bahsedeceğim. Oyuna geçeceğim. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Herkes aynı sorundan bahsediyor. Abi emülatörüm kasıyor. Emülatörümde problem var. Arkadaşlar bu GameLoop emülatörün minimum sistem gereksinimleri diye bir şey var. Yani minimum sistem gereksinimlerini eğer karşılamıyorsa yani bayağı zor işiniz. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın şimdi Game Loop'un sistem gereksinimleri 2022 diye yazdım buraya. Bakın burada bir forum sitesi paylaşmış. Yani hemen hemen aynı şeyler zaten bu arada. Yani minimum 3 GB, 4 GB RAM istiyor. İşte işlemci şurada bakayım. Önerilen. Şimdi minimum sistem gereksinimleri var arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Minimum. Bu da önerilen sistem gereksinimleri. i3 ve üzeri istiyor. Minimum ekran kartı GTX 660. Belli ki en az 4 GB RAM istiyor. Yani şurası önerilen sistem gereksinimleri. Eğer bu ve üzeri bir sistemin varsa yani çok bir şey yapmana gerek yok. Zaten herhangi bir kasma, ile karşılaşmayacaksın. Tabi şeyler olabilir. Bu gelen update'lerle güncellemede birlikte droplar olabilir. Onu daha sonra optimize ediyorlar, düzeltiyorlar. Buradan bir bahsettim arkadaşlar. Bir diğerisi de sanallaştırma, sanal sürücü. Ya bu bakın bunu her videomda ben çok dile getiriyorum. Sanallaştırma çok önemli arkadaşlar. Sanallaştırma nasıl etkinleştirilir diye bir videom var. Buradan e, kartlara bırakıyorum. Kartlardan o videoyu geçebilirsiniz. Görüyorsunuz sanallaştırma etkin. Buranın etkin olması lazım. Eğer kasma donma problemi istemiyorsanız. Evet arkadaşlar sanallaştırmayı da bu şekilde anlatmış oldum sizlere. Şimdi PUBG Mobile simgesine tıklayıp oyunu bir açalım arkadaşlar. Şimdi size oyun içi ayarlarımdan bahsedeceğim. Hangi ayarları kullanıyorum? İşte hassasiyeti ufak gösteririm. Hassasiyetle alakalı bir videom var. Onu zaten anlatırken kartlar ekleyeceğim. Kartlardan hassasiyet videomu izleyebilirsiniz. Yani bu arada aslında arkadaşlar sizlerle birlikte Game Loop'u inceliyoruz. Yani buna bir inceleme videosu da diyebilirsiniz aslında. Onu da söyleyeyim. Gelir gelmez davet geldi. Dur bir, bir şey. <laughs> Beni görecek şimdi. Kardeşim şu an önemli bir olayın içerisindeyim. Arkadaşlarıma gamebook'tan bahsediyorum. Dostlarıma gamebook'tan bahsediyorum. Oyunumuzu sonra oynarız birlikte. Ha bu arada arkadaşlar benimle birlikte eğer oyun oynamak isterseniz Discord sunucuma katılabilirsiniz. Orada güzel bir platform oluşturduk. Bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Sizleri de bekliyorum. Buyurun kapımız herkese açık. Şimdi klavye ayarlarından bir kısa bahsedeyim. Bunlarla alakalı arkadaşlar benim zaten detaylı videolarım var. O yüzden hiç anlatmayacağım. Klavye ayarlarında o işaretlediğim yerden şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Klavye tuş atama işlerini. Bundan alakalı detaylı bir videom var. Onu da şu an kartlara ekliyorum. Burada görebilirsin. Kartlardan videomu izleyebilirsin dostum. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Başka neyden bahsedebilirim? Evet. FPS gösterme yani kara hızını göstermek için buraya tıklıyorsunuz. Bakın zaten geliyor. FPS'inizi buradan görebilirsin Şimdi sizlere oyunda kullandığım ayarlardan bahsedeceğim. Burası önemli. Burayı dinleyelim. Şimdi ayarlara geliyorsunuz dostlarım. Şimdi kontrollerden başlayalım tamam mı? Kontrollerden ateş etme butonu solda göster. Artık hangisini kullanıyorsan. Bu arada biz emülatör ayarları yapıyoruz. Kurmalı tüfek arbalet atış modları dokun. Doğru evet. pompalı atış modu bırak. Dürbün modunu basılı tut. Ha bu arada bu ar bahsettiğim ayarlar Game Loop'u yeni indirmiş ya da indirmiş ama detayını bilmeyen arkadaşlar için bahsediyorum ben bu ayarlardan. Sen eğer bunu biliyorsan zaten şeyde mi var ayarlarda, yorumlarda. Abi biliyoruz bunlar nedir falan değil. Arkadaşlar ben genel anlatıyorum bunu. Bilenler zaten biliyor. Hani okulda vardır ya bilenler otursun ses yapmasın. Bilmeyenler parmak kaldırsın. Bize burada yani ben de size burada bilmeyenler için, yeni başlayanlar için ya da kullanıp da ayarlarını bilmeyen arkadaşlara bahsediyorum. Hızlı dürbün değiş. Evet açalım burayı. Odak uzaklığı geç burayı. Dürbün değişmek için. Bu arada ben yanlış angah kullanmıyorum arkadaşlar. Yani tavsiye etmiyorum. Dikiz açıyoruz. Aç diyoruz. Basılı tut yapıyoruz. Eğil dürbün aç. Ben kullanıyorum. Kullanmak istemezsen kullanma. Bir dene. Hoşuna gitmezse kapat. Gelişmiş kontrollere gelelim. Atla tırman ayır. Yani ayırabilirsiniz. Size kalmış. Klavyelerinde zaten bunu görüyorsunuz. Kafadan vuruş ses efekti. Burası efsane. Ya Bu çok güzel bir mevzu. Bu açık zaten. Kapalı bende. Açabilirsin. Çok önemli değil. Hızlı fırlatma özelliği. Geç. Başka ne diyebilirim? Otomatik iniş. Kapalı bende. Sarp malzemeleri fırlatma. Açık. Geçirgen arayüz modu. Geç. Kayma arena açık zaten. Önemli kayma arena. Birinci şans dinamik tutuşu. Açalım arkadaşlar. Üçüncü şans nişancı bakışı. Burası buralarda gelecektir. Bunu fırlıyoruz. Birinci şans nişan bakış açısı. Bunu da full'erim arkadaşlar. Ne kadar daha geniş görebilirsek o kadar daha iyi. Bu bundan bahsediyorum. Hızlı kuş hassasiyeti %100 yapalım. Nişan yardımını açıyoruz arkadaşlar. Vuruş konumlarını otomatik işaretle açalım. Jiroskop kapalı. Zaten ihtiyacımız yok. Emülatör oynuyoruz. Burada başka ne var? Ölüm tekrarı. Önemli alanları kapatın arkadaşlar. Gereksiz kasmasın. Ölüm tekrarını açalım. En azından ölüm tekrarında kim ne yapmış görelim. Şimdi grafiklerden hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Eğer videoda değilsem, rank kasıyorsam akıcı 90 FPS oynuyorum. Eğer videodaysam HDR aşırıda oynuyorum arkadaşlar. Lobiyi de aynı şekilde değiştiriyorum. Gel şimdi buralara çok detaylı girmeyeceğim. Şöyle göstereyim dostlarım. Bununla alakalı çünkü görüntüyle alakalı detaylı bir video çekeceğim. Orada hepsinden bahsedeceğiz. Tek tek inceleyeceğiz. Onu yakın zamanda kanalımda paylaşıyor olacağım. Şimdi burada size kısaca ayarlarımdan böyle göstereyim. Burası da bu şekilde. Şimdi efektlere gelelim. Ya bu vuruş efekti, silahla vuruş efekti yeşil, koyu yeşil, kırmızı, sarı değişiyor. Hangisini istiyorsan, hangisi gözüne daha hoş geliyorsa sen onu kullan dostum. Sese gelelim. Aşırı yüksek paketini indirin arkadaşlar. Buradan ses ayarlarımda bu şekilde. Butonları özelleştir. Arkadaşlar buradan da kullandığınız butonların yerlerini, boyutlarını, başka saydamlıklarını değiştirebilirsiniz. O ayarı buradan yapıyoruz. Zaten bununla alakalı detaylı bir videom var. Şu anda bunu da kartlara bırakıyorum. Tuş ayarlarıyla alakalı bir videom var arkadaşlar. Kartlarda mevcut. Oradan da tuş ayarlarını görebilirsiniz. Şimdi uzun uzun anlatmayacağım. Hassasiyet, hassasiyetim bu şekilde benim. Şimdi size uzun uzun yine hassasiyet ayarlarını anlatmayacağım arkadaşlar. Benim bu şekilde. Ben böyle kullanıyorum. Yani ayarlarım budur. Bunu da kartlara bırakıyorum. Oradan hassasiyet ayarlarını görebilirsiniz. Toplamaya geldik. Burası güzel. Toplamadan bahsettiğim arkadaşlar bilmeyenler için. Bakın tekrar dile getiriyorum. Bilmeyenler için bunlar bahsediyorum. Bu arada video buraya kadar izlediysen kanalımıza hala abone olmadıysan kanalımıza abone olup abinin videosuna like atmayı unutma dostum. Sormak istediğim bir şey varsa yorumlarda bekliyorum. Evet şimdi gelelim toplama kısmına. Toplama kısmından bahsedeceğim sizlere. Burayı biraz yavaş geçeceğim. Çünkü biraz yoruldum arkadaşlar. Otomatik toplama açık. Seviye 3 sırt çantaları otomatik topla. Burayı açıyoruz. Tabancalar otomatik topla. Ben şu tabanca görevim var o yüzden açıyorum. Kapatabilirsiniz burayı. Yanlış hangi kullanmıyorum. Ben de kapalı. Siz de kapatabilirsiniz. Ya da yanlış hangi oynuyorsan yanlış hangi açabilirsin. Dürbünü otomatik topla. Ben de açık. Kapatabilirsiniz. çünkü gereksiz bütün dürbünleri alıyor. 4x, 2x. Ben kullanmıyorum. Ben 3, 6, lazer. Yani başka bir dürbünüm yok. Bırakılan dürbünleri otomatik olarak toplama. Burayı kapatalım arkadaşlar. Zaten dürbünü bırakmışım yani. Bir daha lazım olursa gider üzerinden alırım. Başka şarjör toplama önceliği. Burası güzel. Burayı uzatılmış kullanıyorum ben. Uzun şarjörü seviyorum. Hızlı da yapabilirsiniz. Hızlı tetikte yapabilirsiniz. Burası tamamen size bağlı. Şimdi aşağıda ne var? Otomatik mermi toplama sınırı. Burası elinizdeki silah Yerden ne kadar mermi toplanacağı ile alakalı, otomatik toplanacağı ile alakalı bir ayar kısmı. Burada hangi silahta ne kadar mermi toplamasını istiyorsanız buradan seçip değiştirebiliyorsunuz. Otomatik sert malzemeleri toplama sınırı, işte çantaydı, ilk yardım kitiydi. Otomatik toplarken kaç adet alsın onu da buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Çok uzun uzun anlatmayacağım size bunları. İşte el bombası, sis, yapışkan bomba, zaten öyle bir şey yok. Dürbünden aynı şekilde dostlarım. Dürbünden kaç adet toplasın bunu da buradan ayarlıyoruz ve özelliklere geçiyoruz. Şimdi harika bir özelliği bu benim için. Burada hangi silahta hangi eklentiler takılı olmasıyla alakalı yani favori eklentinizle alakalı bir kısım var. Atıyorum buradan hangisini isterseniz ya yani ben mesela M4'ü bu şekilde oynuyorum. Bakın scar'ım bu şekilde, AKM bu şekilde. Ben hepsini tek tek ayarladım. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Mesela şu an M4 var elinde ve namlu ağzı işte alev gizleyen var. Tutamakta yarım var. Ne bileyim hafif var. Şarjöründe işte uzun şarjör var. Bu haldeyken yerden eğer senin favori eklentin gelirse otomatik olarak çantı topluyor. Onu oradan değiştirebiliyorsun. Tabi direkt değiştirmiyor. Orasını söyleyeyim baştan. Nişangaha gelelim. Nişangah. Arkadaşlar buradan nişangah renginizi değiştirebiliyorsunuz. İşte lazer. Lazerde hangisini istiyorsanız. Ben böyle oynuyorum. İşte, rengini ayarlıyorsunuz. Holo da yine aynı şekilde. Yan nişangah da yine aynı şekilde. Buradan rengini ve türünü işte 2x, 3x için ayarları, renklerini görebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde ayarlıyoruz. Başka size gösterebileceğim bir şey yok. Bağlantılarla alakalı ayarlar burada. Sosyalle alakalı ayarlar burada. Royal Pass. Sunucu. Arkadaşlar sunucu ayarınızı buradan yapıyorsunuz. Hesap buradan zaten. Biliyoruz onu. Şimdi arkadaşlar Game Loop ile alakalı kullandığım ayarlar, oyun içi ayarlar. Kısacası bu şekilde. Anlattığım gibi kullandığım ayarlar bunlar arkadaşlar. İşte hassasiyetim, görüntü ayarım. Bunlardan bahsettim size. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım sizler de izlerken sıkılmamışsınızdır. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Yani bana gelen soruların karşılığında bu videoyu yapmak istedim. Umarım verimli bir video olur. Sizler de beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiysen videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutma. Gamer Baba her zaman yanınızda. Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi İyi bakın. Şöyle çift selam veriyorum. Hoşçakalın.